Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden Gaziantep'te bulunan uluslararası akreditasyona sahip ayakkabı test laboratuvarı, ürünlerin sağlık açısından riskli olup olmadıklarını tespit ederek onay veriyor. Biz bu sektörlerde ayakkabıdaki sağlık açısından zararlı maddeleri tespit etmek amacıyla akredite olarak kurulmuş bir kurumumuz. Bunun yanında aynı zamanda ayakkabıdaki dayanım testlerini de yapmaktayız. Bu 2024 yılı içerisinde de gıda sektörüne yönelik ağır metal geçişlerine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Ortalama aylık olarak 300'e yakın analiz yapma kapasitemiz bulunmakta. Bu özellikle yurt dışına ihraç edilen ürünlerde istenen hem sağlık açısından hem de fiziksel açıdan özellikler istenmekte. Biz bu özellikleri laboratuvarda akredite olarak test edip sonuçları rapor haline getirmekteyiz. Bizim raporumuz da uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu konuda da biz sektöre hitap etmekteyiz. Ortalama analizden analize değişiyor ama 5 günü genelde geçmiyor sonuçları verebildiğimiz. Bazı testlerde uzun sürebiliyor, yani 10 günü sürebiliyor. O da tabii istenen müşteri isteğine bağlı olarak süreç bu şekilde ilerlediği için minimum bir günde teslim ediyoruz. İsteğe bağlı olarak ortalama 3 gün, maksimumda 1 hafta içerisinde teslim ediyoruz biz raporlarımızı. Özellikle ayakkabı sektöründe Suudi Arabistan çok sıkı tedbirlere sahip gümrük kısmında. Buraya gönderileceği zaman mutlaka analiz edilip o şekilde gönderilmesi gerekiyor. Yoksa orada gümrükten geri iade ediliyor ürünler. Bundan dolayı da aslında ayakkabı olarak baktığımız zaman Anadolu yakasında ayakkabı üzerine test faaliyeti gösteren hiçbir kurum yok. Genelde İstanbul'da uluslararası kuruluşlar var. Yani aylık 2019'da akreditasyonumuzu aldığımızdan beri ayakkabı sektöründe 7 farklı metotta biz ayakkabı sektörüne hizmet ediyoruz akredite olarak. Ortalama yaklaşık 300 test yapıyoruz ayakkabı sektöründe, 300 analiz yapıyoruz. Yılda 3600, 4 senede de yaklaşık 12.000 civarında, 15.000 civarında analiz yapmış bulunmaktayız şu ana kadar. Tabii Gaziantep ayakkabı sektörü, yani Türkiye'ye ayakkabı imalatına baktığımız zaman Türkiye'de ayakkabı ağırlıklı olarak 4 şehirde toplanmıştır. Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul. Bugün kurumsal yapıya sahip olan Antep sektöründeki ayakkabı sektöründe kurumsal yapıya sahip olanlardan her 4 veya 5 ayakkabıdan birini biz burada test ediyoruz diyebiliriz. Ayakkabılar parçalama işlemleri yapıldıktan sonra bir yerlere alıyoruz ve hangi analizler yapılacaksa bunlara karar veriyoruz. Bizde analizler akredite analizler olarak yapılıyor. Bu kapsamda azobayar analizleri, fitalat analizleri, pH ve kromaltı analizleri şeklinde analizlerimiz oluyor. Analizlerimizi ayakkabıların parçalarına göre yapıyoruz. Tekstil veya deri olarak ayırıyoruz. Gelen numunenin özelliklerine göre ya tekstil numunesi ise ona göre işlemler yapılıyor. Deri numunesi ise ona göre işlemlerimiz yapılıyor. Numune parçalandıktan sonra burada akreditasyon kapsamında olduğumuz için metot neyi gerektiriyorsa, uygunluk neye göre ise onun analizlerini yapıyoruz. Cihazlarımıza veriyoruz. Kullandığımız cihazlar yüksek teknolojik cihazlar.
Ayakkabıların içerisinde yasaklı kimyasal maddeler olabiliyor. Bunlar kanserojen maddeler genelde. Ayakkabıların veya plastiklerin veya tabanların içerisinde mesela plastiği yumuşatmak için kullanılan fitalatlar oluyor. Bu fitalatların analizlerini yapıyoruz. Ayakkabının içerisinde veya gelen plastik malzemelerin içerisinde kanserojen madde var mı, onun tayinini yapıyor. Azoboyar maddelerimiz var. Bunlar da yine ayakkabının veya tekstil maddelerinin içerisinde kullanılan yasaklı boyar maddeler. Bunlar kanserojen maddeler oldukları için ayakkabılar piyasaya sürülmeden önce mutlaka analizlerinin yaptırılıp içerisinde kanserojen madde ihtiva ediyor mu, bunlara bakılması gerekiyor. Biz bunların analizlerini yapıyoruz.